Baba ve Piç, yazan Elif Şafak, derleyen Meryem İlbaş Zeliha, kazancı ailesinin en küçük kızıdır. Hal ve hareketleriyle ailedeki diğer kadınlardan farklıdır. Burunlu hızma takıp mini etek giymesi, Zeliha'nın ailesinden tepki almasına neden olur. Zeliha, yasak bir ilişki sonucunda hamile kalmış, kürtaj olmak isterken son anda vazgeçmiştir. Bir kız çocuğu olur ve ona Asya adını verir. Kazancı ailesinde kadınlar çoğunluktadır. Bu ailede erkek çocuk çok yaşamaz. Beraberinde aile farklı bir çözüm arar. Tek oğlan olan Mustafa'nın yurt dışına gönderilmesini daha uygun bulurlar. Mustafa yurt dışında arkeolog olarak görev yapar. İlerleyen zamanlarda yolları Rose adlı dul bir kadınla kesişir. Rose, Amerika kökenli eski eşi Barsam'sa Ermeni asıllıdır. Eski eşinden olan Armanuş Emi adlı bir kızları vardır. İkinci ismini Rose kızına verir. Rose, Barsam'ın baskıcı ailesinden kurtulduktan sonra kızına rahatça Emi adıyla seslenir. Ancak Rose, kendisini psikolojikmen yıpratan Barsam'dan intikam almak ister. Bunun için de Türk asıllı Mustafa ile evlilik yoluna gider. Mustafa, Amerika'da kendi halinde sessiz sakin bir arkeologtur. Rose'la çok geçmeden evlenirler. Rose'un eski eşi ve ailesi bu duruma tepki gösterir. Çünkü Ermeni olan Armanuş'un üvey babası bir Türktür. Rozun kızı Armanuş kısa süre sonra kimlik kargaşasına girer. Çünkü babası ve Rozun aile ortamları birbirinden farklıdır. Armanuş ise sadece ortama göre hareket etmektedir. Armanuş üvey babası Mustafa'nın köyüne gitmeye karar verir. Bu yolculukta her şeyi netleştireceğini ve ait olacağı yeri bulacağını düşünür. Üvey babasının ailesinin yanına geldiğinde büyük bir neşeyle karşılanır. Kazanca ailesinden Zeliha'nın annesi Gülsüm Nine, Zeliha, Cevriye, Feride, Banu, Cici Anne ve Asya aynı evde yaşamaktadır. Asya ve Armanuş yaşıt olduklarından hemen kaynaşırlar. Bu dönemde gündem tehcirle ilgilidir. Asya, Armanuş'u kendi arkadaşlarıyla tanıştırır. Armanuş, dedesinin Türkler tarafından öldürüldüğünü savunur. Asya'nın arkadaşı da konuyla ilgili araştırma yaptığını ve durumun öyle olmadığını savunur. Armanuş İstanbul'dayken baba annesi Şuşan ölür. Şuşan Çakmakçıyan, o adlı bir Ermeninin kızıdır. Babası bir gece acele bir şekilde askerler tarafından götürülür. Şuşan bu olaydan sonra yetimhaneye yerleşmiş ve orada büyümüştür. Rıza Selim adlı bir adam Şuşana aşık olduğu için onu yetimhaneden çıkarır. Evlenirler ve çocukları olur. Rıza Selim eşinin gönlünü hoş etmek için oğluna Levon adını vermek ister. Ama yetkililer bu isme izin vermez. Oğlunun ismini Levon yerine Levent koyarlar. Şuşan bu duruma üzülür, abisini bulunca onunla kaçar. Şuşan ailesinden kalan nar broşunu oğluna bırakır. Rıza Selim bir süre evlenmez. Rıza oğlu Levent biraz büyüdüğünde Cici Anne ile evlenir. Levent bu kadını hiç sevmez evlilik çağına geldiğinde ise Gülsüm'le evlenir. Levent'in çocukluğunda yaşadığı travmalar onu kin dolu bir adama çevirir. Bu kinini eşi ve çocuklarına da yansıtır. Levent erkek çocuk istemektedir. Ama tek oğlu olan Mustafa dünyaya gelir. Ondan sonra da küçük kızı Zeliha dünyaya gelecektir. Mustafa'nın babasının ve Barsam'ın aile bağlantısı bu şekildedir. Mustafa eşi Rozla Armanuş'u almak için İstanbul'a gider. Armanuş, Asya'nın gayrimeşru bir çocuk olduğunu öğrenir. İşin garip tarafı Asya öz annesi Zeliha'ya teyze diye seslenmektedir. Banu teyze Asya'nın babasının kim olduğunu bulmak ister. Cinler sayesinde geçmişi görebilen Banu teyze bu duruma açıklık getirmeye çalışır. Banu teyze göreceklerinin onu sarsacağını bildirse de cinlere onay verir. Mustafa'nın öz kardeşi Zeliha'ya tecavüz ettiğini öğrenir. Mustafa ve Roz'un geleceğini öğrenince evde hazırlıklar başlar. Gülsüm aşure pişirir. Mustafa yıllar sonra eve geldiğinde kendini garip hisseder. Zeliha'nın çocuğunun nişanlısından olduğunu biliyordur. Banu teyze bir tabak aşurenin içine potasyum siyanit katarak Mustafa'ya götürür. Mustafa aşureyi yer ve oracıkta ölür. Asya'da Mustafa'nın hem babası hem dayısı olduğu korkunç gerçekle yüzleşir.